Yani bizim işte kadın konusundaki, diğer konulardaki açmazlarımız bir, Kur'an'ı ihmalden kaynaklanıyor. İki, gelenekteki var olanları din gibi algılıyoruz. Yani gelenek Kur'an'a tahakküm ediyor. Son derece enteresandır bu. Yani bir takım rivayetler var. O rivayetler Kur'an'ın anlaşılmasını etkiliyor. Bu bağlamda sadece örnek niteliğinde birkaç şey söyleyeyim. Mesela açın Kur'an'ı, hem de Talak suresinde boşanmada iki tane şahit ister. Çok son derece açık bu. Peki iki tane şahit isterse boşanma nasıl erkeğin iki dudağının arasında olur ki? Boş ol deyince kadın boş olacak. Olacak şey midir bu? Kur'an'ın ruhuna aykırıdır ama bizim kültürümüzde var. Mesela şahitlik en çok kadınla ilgili konuşulan şey. Sonraki hüküm, bak fıkıh da, bizim fukaha orada şöyle bir yanlış yapıyor. Sadece Bakara suresinin sonlarındaki boşlanmayla ilgili ayeti esas alıyor. O ayette bir kadına, bir erkeğe karşı iki kadın şahit. E doğru, ama Kur'an'da şahitlikle ilgili başka ayetler var. Mesela zina konusunda dört şahit diyor. Hangisi kaçı erkek, kadı, kaçı bayan olacak hiç söylemiyor. Başka konuda diyor ki annenizin babanızın aleyhinde bile olsa doğru şahitlik yapın. Şimdi bakın, buradan çıkan çok önemli bir ilke var. Şahitliğin temel esprisi nedir? Hakikatin ortaya çıkartılmasıdır. Borçlanmayla ilgili oradaki şahitlik, diyor ki Kur'an, borç aldığınızda, alışveriş yaptığınızda yazın diyor. Yazın onu diyor. Peki devamındaki şahitlik ne? Belgenin güvenilirliğinin, tefsikinin sağlanmasıdır. Olay bu. Siz şimdi tali derecede unsuru. Yani borç hukukuyla alakalı. Kadının çok fazla... Bir şey söyleyebilir miyim? Ayetten 2-3 defa o ayette, hocam bahsetti ayette. Aman borçluyu taciz etmeyin. Aman yazanı taciz etmeyin. Şahitlikten kaçınmayın diyor. Yani borçluya ciddi bir baskı var. Ve Kur'an şöyle bir şey demiyor. İki erkek veya dört kadın demiyor. Öyle deseydi Kur'an, bir erkeğin şahidi belki iki kadın gibi o ayet için düşündü. Kur'an ne diyor? Erkek şahit bulun. Yani... Kaçınılan şahitliği Allah tamamen erkeklere yüklüyor. Yani burada aslında kadına bir pozitif ayrımcılık bile olduğunu söyleyebilir. Çünkü ayetin içeriğinden biz şahitlik, borçlanmayla ilgili şahitliğin kaçınılan bir unsur olduğunu anlıyoruz. Evet. Erkek şahit bulunamazsa bir erkekle bir kadının karşı karşıya gelmesi yine önleniyor. Nedir? Kadınların şahitliği arttırılarak. Böylece ne oluyor? Kadına baskıyla şahitliğini değiştirmenin bir yerde o kaçınılan unsurda önü kesiliyor. Yani burada zaten şahitlik kaçınılan bir şey olduğu için erkeğin lehine pozitif bir şey olduğu söylenemez. Zaten insanlar kaçıyor şahitler. Kaçınılan şahitlik meselesi erkeğe yüklenmiş. Bir de mesela hocamın dediklerine ilaveten, mesela zina yapılan durumda da şahitlik var. Tabii. Erkek karısını görüyor. Yok, erkek kendi karısını zina yaparken görürse erkek dört defa yemin ediyor. Zina yemin ediyor yapmıştı. Eğer kadın dört defa yapmadım diye yemin ederse kadının dediği üzere amel ediliyor. Sonunda da Allah'ın laneti yalancılar üzerine olsun diyor. Yani bir erkekle bir kadın mesela karı koca orada karşı karşıya geldiğinde ikisi aynı yönde, farklı yönde şahitlik yaptığında kadının şahitliğine göre geçerlilik oluyor. Yani Kur'an'da bir erkeğin şahitliği iki kadının şahitliğidir diye bir ilke asla çıkmıyor. Bu tabii ki birçok yerde kadın yazı yazmayı bile öğretmeyin şeklinde uydurmalar yapanlar onu o şekilde yorumlamalarına şaşırmamak lazım. Bunları...